Öyle çok büyük hayallerim yok aslında benim. Zengin olmak, büyük bir evde oturmak ve istediğim elbiseyi alabilmek dışında tabii. Düşünsene, kışları Miami'desin, yazları Alaçatı. 4 mevsim yaz yani. Bence dünyadaki asıl zenginlik bu. Aa, paradan daha önemli tabii. Selen! Ay, anne! Ay. Saat 10'da evdesin. Babanı daha fazla tutamam. Zaten enişteyi de gıcık biliyorsun. Tamam anneciğim, şimdi çıkar mısın? Bak, hazırlanmaya çalışıyorum. Kızım, sana kaç defa söyleyeceğim şu çulsuz Kerem'le görüşme diye. Bak kızım, aklını başına al ya. Ömrün boyunca kirada mı oturacaksın? Oysa şu Veli Efendi'yle evlenip üzerime ne kadar mal mülk yaparım derdine düşsen, vallahi içim rahatlayacak. Ama ben Kerem'i seviyorum anne. Ama Veli de seni seviyor Selen. Aa, ne kadar güzel. O zaman üçümüz birlikte evlenelim, mutlu bir yuva kuralım. Ne dersin? Tövbe ederim. Yakışır mı bize öyle şeyler? Tamam anne, ne olur hadi çıkar mısın? Hazırlanmam lazım. Bak odanı topla, tamam mı? Göreceğiz bakalım aşkımızın aşkına verdiği değeri. Sen şimdi içinden dedin ki eyvah, Kerem yine beni köfteciye götürecek. Ya olur mu kız öyle şey? 40 yılda bir seni akşam çıkartmışım. Herhalde seni cix bir yere götürecektim. Tabii ki güzel bir mekan. Bak burası 40 yıllık işletme, aile işletmesi. Bunlar da 40 yıllık Japon balıkları. Türk-Japon dostluğunu temsilen buraya konmuş. Bu mekanda sıfır sıkıntı, nezih bir ortam, 10 numara yemek var aşkım. Kaldıramıyorsan içmeyeceksin ulan! Yavşak! Ne diyor? Ah Kerem! Kerem! Aşkım herhalde biraz fazla alkol almışlar. Fazla alkolün zararları. Sana inanamıyorum Kerem. Ben İzzet'e gideceğiz diye beklerken sen beni meyhaneye getirdin. Yavrum bu İzzet nedir ya? Bu İzzet nedir? İnsanların kapıda beklemek için para ödedikleri bir yer. Tamamen şişirme. Ben sadece bir geceliğini mücevher gibi hissetmek istedim. Sen ne yaptın? Affedersin ama bana yine kendimi bok gibi hissettirdin. Allah Allah. Ne oldu? 2 dakikada değişti bütün işler. Hani kahramandım ben, cesur yürektim. Senin için araba kundaklayan ilk insandım. Tanesi 100 liraya pirzola yemiyoruz diye mi bunlar? Kerem, ben boğuluyorum. Instagram'da ne hayatlar var sen biliyor musun? Ne mekanlar var. Bütün sosyete orada biz. Bize bak. Labirentte sınırların dışına çıkması yasaklanmış fareler gibiyiz. Aha, bu da kapan. Kızım sen çok değiştin ha. Vallahi. Çocukken beraber olalım, gerisini amına koyayım modundaydın. Ne oldu? Bu Instagram falan filan senin zihnini bulandırdı ha. Vallahi para düşkünü oldun sen. Fakirlere ölüm falan, sen hayırdır ya? Zaten hep veli puşlarımıza girdiğinden beri oluyor bunlar, farkındayım ben. Ya ne velisi? Sadece bir gece kendimi değerli hissetmek istedim ve sen mahvettin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Senin o para dediğin var ya, aşkın yanında bedava kalır. İstersen git veliyle evlen, parasıyla evlenebilirsin onun. Aşkın olduğu yerde benim gönlüm fatura kesmez. Ne yapıyorsunuz ya? Çifte kumrular. Yenge. Kero. Kızı getire getire bu mekana mı getirdin? Ha, Kero değil. Keko. Aynen. Keko. Selen. Selen. Ne oluyor lan? Ne yaptın lan? Kıza ana bacı sövdün mü yoksa? Yok, niye İzzet'e yemeği onu götürmemişim de. Yok bilmem neymiş de. Ya yemin ediyorum var ya, silah alacağım, bir İzzet'i vuracağım, bir Veli'yi vuracağım, bitecek bu iş. Sen gerizekalı mısın oğlum? Ha? Sabahları beynine kulağının içinden limon mu sıkıyorsun sen? Ya Allah aşkına Volki, makara yapma ya. Bayram, oğlum bu Instagram falan bizim kızın beynini çok bulandırdı ha. Oradaki o hayatlar, yok çeşme başılar, yok bilmem ne. Beni sinirlendirmeye başladı kız, kelime yaptım ben de. Kero my boy, eğer paraya tamah eden bir varlıksa sevgili yengemiz, siktir et. Boş bırak gitsin. Bildiğin sorulardan devam edersin.
Ben ne yapayım be canısı? Ben ne yapayım ya? Bak şimdi Seyran hem maddi hem manevi gömçürmeci çıktı kardeşim. Yani hem paraları çaldı gitti kız, hem kalbimi çaldı gitti ya. Ah, Allah'ım etrafım gerizekalılarla çevrildi. Kapatalım bu konuyu, ben çok şiştim çünkü. Mezhebim geniş benim, larç bir adamım ben. Arabeski sevmiyorum. Bizim iş kovalamamız lazım. Güneşi duydunuz. Ispanaklar suyunu çekmek üzere. Volkan, bak sen çok paracı oldun. Dikkat et oğlum. Sen çok paracı oldun Volki bak. Lan daha bugün sayemizde 30 bin lira indirdin lan. Partıyorsun beni. Ne yapayım kuzim? Benim evimin kirası 5 bin lira. Oğlum sen de 1000 lira olan yere çık. 4 bin lira cebine kalsın ya. Söylediğin de laf mı? Söylediği lafa bak. Ben sizin gibi çorbacı mıyım lan? He? Şatafattan besleniyorum ben. Şu takılarıma falan bir bak. 2 ay tasarruf edeyim desem vizyonsuzluktan ölürüm ben. Bizim bir dirilişe ihtiyacımız var. İş konuşmuyoruz. Bir aydır iş konuşmadığımız için evrene mesaj gönderemiyoruz. Evrene gönderemediğimiz mesajlar yüzünden evren de bize tabakları hep boş gönderiyor. Odaklanalım. Hadi odaklan hadi. Volki senin yükselişine, kardeşim senin çöküşüne, Seyran'ın da gidişine hadi. Bana bak lan. Hakikaten sizin orada ev kiraları o kadar oldu mu ya? Aidat da 7 bin. Hadi. Şunları yiyin de kalmasın. Rakı. Çok kral. Bak bakayım şunun tadına.